fiyat firmalar arasında imzalanacak işbirliği anlaşması törenine hoş geldiniz. İklimlendirme sektöründe dünyanın en büyüğüyle Türkiye'nin en büyüğünün bir araya gelmesi kaçınılmazdı. Ve kaçınılmaz olan oldu. Ben bu ortaklığın iklimlendirme sektörüne nice faydalar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Ve şimdiden tüm taraflar ve sektöre hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. Ve programı başlatmak istiyorum. Şimdiden siz değerli konuklarımıza tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle açılış konuşmasını yapmak üzere ALDA İcra Kurulu Başkanı Sayın Levi Dağoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Belirtmek istiyorum. Cem Bey'in de söylediği gibi son derece uzun tarihe sahip iki firma. 80 yıllık Siyat ve 53 yıllık ALDA. Siyat dünyanın alanındaki iklimlendirme sektöründe ticari tip iklimlendirmede dünyanın en büyük şirketi. 19 milyar dolar cirosuyla iklimlendirmeden soğutmaya, oradan yangın ve güvenliğe, oradan otomasyona kadar çok geniş bir ağa sahip bir grubun parçası Siyat ve bunun vermiş olduğu güç, güven ve algıyla Türkiye'de bizim yıllar boyunca üstüne koyarak elde ettiğimiz saygın imajımızı bir araya getirdiğimizde ortaya çıkacak sinerjinin nelere vesile olacağını düşünmek, hayal bile etmek zor. Biz hayal edebiliyoruz da herkes hayal edemeyebilir. Onlar da şahit olacaklar. 3 sene evvel bu şirketin yönetimini ele aldım. Her zaman saygın bir şirketti ALDA ve güvenilir bir şirketti. Ancak dinamizm problemi vardı. Aşırı muhafazakar bir yapı vardı. Yönetimsel anlamda söylüyorum. Ve değişime oldukça kapalı bir yapı vardı. Her ne kadar bir aile şirketi olsa bu zinciri kırmak çok kolay değil. Değişime karşı direniş her dönemde, her zaman var. Nitekim bugün bu yapılan anlaşmaya karşı da olacaktır. Ancak bir Türk atasözü su yatağında akar. Bunu değiştirmek, engellemek, suyun yönünü değiştirebilmek hiçbir surette mümkün değil. Mümkün olmaz. Üç tane unsur var bizim bundan sonraki gelişme ve ilerleme stratejimizi belirleyen. O da birincisi tabii şu, sürdürülebilirlik kavramı en önemli bizim için. Sürdürülebilirliğin üzerinde oturduğu da üç ana öge var. Bir tanesi enerji verimliliği, çevre duyarlılığı ve dijitalleşme. IoT ve yani uzaktan yönetilebilirlik, uzaktan ulaşılabilirlik son derece önemli bir kavram haline geldi. Şimdi biz bu üç unsura dayanarak tüm gelişim ilerleme stratejimizi bu üç unsur üzerine oturtarak ve değer yaratarak ilerlemek istiyoruz. Fiyata dayalı, nitelikten uzak, sadece niceliğe dayalı bir büyüme stratejisini benimsemiyoruz. Siyat hiçbir zaman bu söylediğim nitelikler çerçevesinde Siyat hiçbir zaman ucuz bir marka olmadı. Bundan sonra da olmayacak.
ucuz olmak isteyenlerin yeri belli. Burası değer yaratabilmek. Ve değerinin tabii kendisi gibi biraz evvel saydığım bu üç unsura dayanarak dayalı değer yaratma sürecine adapte olmuş firmalar arasında tabii rekabetçi olmak durumundayız. Bu ayrı bir konu. Bu ayrı bir konu. Bu anlaşma bugün sadece bir iş ortaklığı imza töreni değil ama bir iş ortaklığının tanımından, niteliğinden çok daha derin anlamlar ihtiva ediyor. Bunları yakın zamanda hepiniz zaten şahit olacaksınız. Göreceksiniz. Daha farklı bir anlaşma bu. Daha farklı bir ortamız bu. Siyah'ta görüşmeye başladığımız ilk günden itibaren aramızda bir kan duşması oldu. On sekiz ay direkt olarak. Bir insanın 18 ay tüm süreçlerde karşılıklı her taraf içinde söylüyor. Sabırla bu iş için uğraşması, bunu gerçeğe dönüştürmesi için odaklanması, çok inanmış olması gerekiyor bu işin başarılı olacağını. Biz inandık, Siyah da inandı ve bunun sonucunda da bizde bir arkadaşım vardı, bir Musevi. Bana demişti ki, biz Museviler bir şirket kurmadan evvel aramızda çok kavga ederiz. Çok tartışırız. Her türlü detaya gireriz. Ama iş yapmaya başladıktan sonra artık yolumuzu alırız. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Siz iş yapmadan evvel güle oyuna imza atıyorsunuz. İş olduktan sonra, gerçeği dönüştükten sonra para kazanmaya başlayınca birbirinize gidiyorsunuz. Her türlü detayı konuştuk. Evine çevre konuştuk. Her türlü alternatif konuştuk. 18 ay. 18 ay direkt olay. Bir insanın 18 ay tüm süreçlerde karşılıklı her iki taraf içinde söylüyor. Sabırla bu iş için uğraşması, bunu gerçeğe dönüştürmesi için odaklanması, çok inanmış olması gerekiyor bu işin başarılı olacağını. Biz inandık, Siyah da inandı ve bunun sonucunda da bizde bir arkadaşım vardı, bir Musevi. Bana demişti ki, biz Museviler bir şirket kurmadan evvel aramızda çok kavga ederiz. Çok tartışırız. Her türlü detaya gireriz. Ama iş yapmaya başladıktan sonra artık yolumuzu alırız. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Siz iş yapmadan evvel güle oyuna imza atıyorsunuz. İş olduktan sonra, gerçeğe dönüştükten sonra para kazanmaya başlayınca birbirinize giriyorsunuz. Her türlü detayı konuştuk. Evire çevire konuştuk. Her türlü alternatifi konuştuk. 18 ay. Dolayısıyla dediğim gibi, bu sadece sürece inanmış olmanın karşılığı değil, aynı zamanda ne kadar titiz olduğumuzun, bu organizasyonun, bu yapılanmanın başarılı olmasında ne kadar hassas ve istekli olduğumuzun da göstergesi. Bir yandan da Sümiten'e tercümeyi duyuyorum. Onun da bitmesini bekliyorum. Gerçi Sümiten abi üstünde ama. Evet. Sadece firmamız için değil. Sadece firmamız için değil. Tüm sektörümüz için tarihi bir dönüm noktası. Siyah, Türkiye bugüne kadar Türkiye'de önem verdiği ürün gruplarında, soğutma grubu olsun, rooftoplar olsun ve fan koylarda olsun,
bir pozisyon dedim. Biz zaten ana ürün kalemimiz klima santrali diye hepiniz biliyorsunuz. Ve Fanco gibi diğer standart ürünlerimiz var. Şimdi her iki tarafında güçlü olduğu ürün grubu, Seattle'ın küreselde klima santrali pazarında çok etkili olmuş, o ayrı bir şey ama Türkiye'de klima santrali alanında bir etkinliği yok. Zaten biliyorsunuz Türk firmaların domine ettiği bir pazar. Dolayısıyla bizim klima santralindeki gücümüz, onların soğutma gruplarındaki gücü bir araya geldiğinde ortaya çıkacak sinerjiyle sistem satışlarında çok daha iyi bir yere geleceğiz. Çok daha iyi bir pozisyona geleceğiz. Bu arada yani konuşmanın bu safhasında tabii söylemeden de geçemeyeceğim. Yakın zamanda biliyorsunuz Elazığ'da vahim bir deprem felaketiyle karşılaştık. Depremler ülkesiyiz. Birçok vatandaşımızı kaybettik. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlarına da başsağlığı diliyorum. Hastanede bulunanlara, şu anda tedavi görenlere acilen şifa diliyorum. Bu depremi de, bu afeti de, bu felaketi de yine ülke olarak, bu ülkenin fertleri, vatandaşları olarak el ele vererek hep birlikte aşacağız. Hepimizin ciğeri yandı. Biliyorum o gün hayat duruyor insanların aklında, hafızasında, Elazığ'daki depremde göçün altında acaba bir kişi daha var mı? Bir çocuk daha var mı düşüncesi hepimizin aklından bir türlü çıkmıyor. Biz keşke bu birlik ve beraberlik anlayışını bu felaketin dışında da hatırlayabiliriz. Dolayısıyla biz Allah olarak tabii üzerimize düşen görevi yaptık, daha da yapacağız. Ve çalışanlarımız kendileri bilişsel inisiyatif olarak onlar da yaptılar. Onlara da teşekkür ediyorum. Türkiye'nin ekonomik anlamda en parlak günlerinden geçtiğimizi herhalde hepimiz biliyoruz. Özellikle geçen sene Fransa krizinden beri orada bir kur kriziyle başladı her şey. Ve bu sene bir büyüme kriziyle de devam etti. İlk iki çeyrekte küçülme oldu. Üçüncü çeyreği dengeli yakaladık. Son çeyrekte bir büyüme oldu. Tahmin ediyorum bu çeyreği, ilk çeyreği 2027'de büyümeye gidiyoruz. Ancak genel itibariyle geçen seneden çok aşırı farklı bir tabloyla karşılaşmayacağımızı bilmek durumundayız. Her şeyden önce küresel şartlar bizi yıllar evvelki, yani bundan 5-6 yıl evvelki 2013'teki %11'lik büyümelerden falan alıkoyuyor. Bunu bilerek hareket edeceğiz. Ve Siyat, işte bu, Türkiye'deki bu konjonktüre rağmen Türkiye'nin geleceğine güvendi. Bugüne kadar olduğumuz gibi. Ve Türkiye'deki varlığını genişletme kararı aldı. Bu çok önemli bir karar. Çok önemli bir karar. Hele de böylesine bürokratik, büyük, geniş çaplı bir şirket için alınabilecek çok ciddi bir karar. Ve buradaki yetkililer açısından da karar vermesi çok zor bir karar. Ayrıca giden bir yapı. Bunu bir şekilde ilave ediyorsunuz ve başka bir şirketle operasyonlarınızı birleştiriyorsunuz. Bu, o diğer şirkete sizin güveninizi gösterir. Ben tabii buradan güvenlerinden dolayı Siyah ailesine çok teşekkür ediyorum. Okay. Mimarı Fikir Babası, bizim şu anda icra kurulumuz, kendisi fikir verilme sektörünün dünyadaki dev firmalarında çok önemli görevler üstlenmiş. Ve dedim ki bugün bizim icra kurulumuz, Stavros.
Kendisi bize bu fikirle geldi. Siyatı kim istemez? Tabii. Ve Stavros'un bu düşüncesiyle yola koyulduk, başladık. Ve gayet de bir 18 aylık süreçte insan bazen bu işler ne kadar sürecek, nereye kadar devam edecek hissine kapılıyorsunuz. Birinin sizi doğru yola sokması, sabır telkin etmesi, saygı duyduğunuz birinin sabır telkin etmesi önemli. Çünkü empati kurmanız lazım. Kendi karşı firmanın da kendi içerisinde yaşadığı son derece zorlu iç süreçler var. Son derece bürokratik bir var. Siyah, benim bildiğim bu firma bünyesinde 750 avukat var. Bütün gruptan. Mühendisler fazla. Evet. Dolayısıyla karar vericilerin elini bağlayan bir durum. Şimdi bundan sonra artık yeni bir dönem başlıyor. Zaten başlamıştı. 3 yıl evvel geldiğinde demiştik ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Altını da boş bırakmadım. Yapacaklarını söyledim. Bir, madde. Geçen gün bir arkadaşım geldi. 2016'dan bir röportajını bulmuş. Bir de hakikaten hepsini yaptım dedi. Hepsini yaptı. Kimisini incelikli, kimisini kırarak dökerek. Üzülenler oldu, kırılanlar oldu. Ancak olması gerekiyordu, kaçırmaz. İçinde yaşadığımız değişim süreci Allah'ın değişim süreci değil. Sektörün değişim süreci. Çünkü Türkiye değişiyor, çünkü dünya değişiyor. Değişime direnmenin akıbeti kötü. Hiçbir şekilde değişmeyen, yani pozitif ilme inanmış herkesin kabul edeceği bir şey var. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Değişim risk taşır. Ama değişmemek en büyük risktir çünkü sonuç kesindir. Ben herkese bugün burada bizleri yalnız bırakmaya tüm sektör mensuplarına, tüm basın mensuplarına, tüm iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.